Ama Beşiktaş'ta en böyle hedefsiz ya da hedefe tam istenildiği gibi varılamayan sezonlarda bile hep taraftar değil mi böyle güzel şekilde sezonu kapatmıştır. E taraftarın kendisi açısından da yani uzun bir süre Vodafone Park'tan uzun e, uzak kalacaklar. O açıdan da aslında önemli bir veda. Hani bu kısmını konuşmadık ama taraftarlar da değil mi son kez bu sezon Beşiktaş'ın e, şansına sporu, sahip olacak. Konya Spor'u tabii yenerek eğer ligi kapatırlarsa kapanış güzel olur. Bu kapanışın içerisinde bir Galatasaray galibiyeti var, bir Fenerbahçe galibiyeti var. Geriden gelerek hem de. Biri dep basmanı, biri kendi evinde. Bu açıdan da baktığınızda çok güzel. En azından bir dahaki sezonun taşınan umutlar var. Bu daha iyi. ya Bu daha önemli. Ya umutların artarak taşınması da çok çok önemli. Yani Şenol Güneş de e, ve Şenol Hoca kamp yerine baktı. Hazırlık maçlarının planlamasını yaptı. E, transfer çalışmalarına hız verdiğini söyleyebiliriz. Enteresan transferler olabilir. Ee, yeni bir teknik heyet yapılanması da olabilir. Yani ben Atiba'nın isminin yanında Burak Yılmaz'ı da eklemek istiyorum. Hı hı. Ee, farklı Bayram Hoca'nın çünkü bırakacağını düşünüyorum. Çünkü takım çalıştırmak istiyor Bayram Bektaş. O nedenle e, tamamen e, güzel bir kapanış ve güzel bir açılış olacak diye düşünüyorum. O ligi kapatır kapatmaz hemen ertesi gün zaten e, yeni sezonun açılışını da yapacak. Kamp yeri planlaması o bu. Bu enerjinin bir dahaki sezonun kadar devam etmesi lazım. Şimdi yönetim bu enerjinin ne tarafında? Yönetim biliyorsunuz ki özellikle bu sezon TFF ile bayağı bir uğraştı. Çünkü durup dururken uğraşmadı onu ekleyelim. Ondan önceki dönemde MHK ile çok uğraştı. Yeni hakem yapılanması, yeni genç hakemlerin devam etmesi konusunda birçok işleri imza attığını düşünüyorum. Diğer kulüplerle birlikte. Ha o projeler, o şeyler değişti mi değişti ama bugünleri baktığımızda keşke o günler olsaydı diyoruz. Yani bugünler o günlerden daha kötü günler oldu. Ee, yeni süreçte Beşiktaş'ın e, lig yarışının dışında bir de böyle bir durumu var. Yani futbolun içerisindeki yapılarla bazı yapılarla mücadeleye devam edeceğini de söyleyebilirim. Ben işin yönetim tarafını söylüyorum. Ahmet Nurşebi bu tarafa e, çok ağırlık veriyor. Dolayısıyla bu kapanış önemli ama hepsinden önemlisi tabii farklı bir durum var Atiba. Atiba ile satranç oynadım yani şöyle bir röportajın fotoğrafı için satranç var önümüzde. Satrançta hangi taşsın dedim kendisine vezir dedi. Ben vezirim dedi. Her yere giderim dedi. Ben aslında daha farklı değerlendir değerlendirdim. Evet. Ben de at derdim <laughs> ya. <laughs> hayır hareket alan gerçi kale de olabilir ama, hareket alan Aslında L ama, hareketi sürpriz hani, hareket L, harekettir evet, ve pek çok diyeceğim. kereler Ben vezirim diyor. Abi. Yani her yere gidebilen her yeri işte açık kapatmaya çalışan yardıma giden bir oyuncuyum ben diyor. Vezir yani böyle şey anlamında söylemiyor onu Ben her yere yetişirim o anlamda. Bu arada böyle ülkemizde hani her şeyi hızlıca yapma kültürü var ya. O yüzden ben mesela satranç oynayamıyorum kolay kolay çünkü şimdi ben bunu dediğim Kimse zaman. Kimse pion kabul etmez ama satrançta. Yayı, yayınlarda. <laughs> Daha önce söylediğim zaman yayınlardan sonra bana çok arkadaşım da diyor ya da yukarıda da söylüyorlar. Ya işte bizim şu arkadaş var, şu var, bu var falan diye. Fakat satrancı oturduğum zaman, bu e, bazı arkadaşlarla oynamaya çalıştığım zaman şöyle diyorlar: Hadi oynasana ya. Hadi ama satranç böyle bir oyun değil ki yani böyle hızlı tak 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 oynayalım yani. Tavla gibi Tavla bir oyun değil abi. sonuçta yani. Tabii. Yeri gelmişken bu önemli da ya e, da Öyle adamlar da var ama ya çabuk ol diye. Ama işte zamana karşı oy, oynanan satranç hani, türü de var. Var tabii. var. O ayrı bir şey tabii yani ama turnuvalarda geçerli değil Hı. çoğunda yani. Şimdi e, Serkan abi Beşiktaş'la ilgili son şunu da bir konuşalım. Önümüzdeki yıla en fazla kazanım bırakan takımlardan birisi olacak Beşiktaş. Yani e, aslında yaz transfer dönemini bir nevi kış transfer döneminde çoğunu geçirdi diyebiliriz Beşiktaş için. Yani Gelen oyuncular işte Koli olsun, Hacı Ahmetoviç olsun, Abu Bakar olsun takımın ilk 11'ine yerleştiler. Seneye e, orta alan, e, forvet hattı, kale e, bu noktalarda çok fazla değişik değişiklik olmayacakmış gibi bir stoper e, noktasında biraz belirsizlik var. Bir de kanatlarda ne olacağı konuşuluyor ama e, Beşiktaş'ın herhalde şimdiden bir 7-8 oyuncusunu önümüzdeki yılda ilk 11'e yazabiliriz gibi görünüyor. Son şampiyon Trabzonspor'da e, şampiyonlukla bitirilen sezon öncesinde gelen Abdullah Avcı, ondan önceki şampiyon Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ta şampiyonlukla bitirilen sezon öncesi gelen Sergen Yalçın e, şeklinde bir efekt var Şenol Güneş'in üstünde de yani Şenol Güneş e, ligimizin son iki şampiyonunun hikayesini andıran bir hikaye başlangıcı yaptı. Daha doğrusu aslında bu hikayeyi bence yazan Ahmet Nurçevi, ee, çok deneyimli bir başkan Ahmet Nurçevi. Yani gerçekten çok zor bir konjonktür. Beşiktaş konjonktürü ayrı zor, Türk futbol konjonktürü ayrı bir zor. Ee, Beşiktaş medyası genel olarak ana akım medyasıyla, dijitaliyle. Yani enteresan bir başkanlık sınavı veriyor. Beşiktaş kocaman kocaman majör konuları. Yok işte... E Önder Karabeli dönemini, Önder Karabeli'den sonra Valerian İsmail'in gelişi, Sergen Yalçın'ın gidişi, Şenol Hoca'nın yeniden gelişi, ilk gelemeyişi. Bunların hepsini iyi yönetti. Ee, yani normal şartlarda e, Fenerbahçe e, ve Galatasaray başkanlığı, mesela bir Galatasaray başkanı bu süreçlerde iki kere giderdi. Bir kere değil. Anlatabildim mi? Yani Galatasaray çünkü camianın ortak aklıyla yönetilen bir kulüp. Fenerbahçe'de hiçbir türlü gitmiyor zaten başkan. Hani Aziz Yıldırım 20 küsur yıl sonra Ali Koç gibi bir isimle geldi. Doğru. Ali Koç gene gitmiyor anladığımız kadarıyla yaptığı sonra. açıklamada. Birazdan da konuşacağız. E ee, ya yani Beşiktaş iyi yolda. Yani son iki şampiyonun yolundan gidiyor. Yapılanmayla geçen yarım sezon civarı ve sonrasında da zaten şampiyonluk yaşamış bir yerli teknik adam ve hem de onu Beşiktaş'la yaşamış bir yer, yerli teknik adam. Şimdi i̇statistik bilimine geçelim. Ya yani insanların burcuna göre hayatını şekillendirdiği bir ortam var hala dünyada. Yani 21. yüzyıldayız ama ama ben hani fal bakmadan bazı gerçeklerden bahsedeyim. Ligin son 17 şampiyonu Türk teknik adam. Hatta bunlardan ikisi Şenol Güneş. Ligin son iki şampiyonu şampiyon olunan sezondan önceki sezon yarıda gelen teknik adam ki ikisi de ilk şampiyonluğunu yaşadı Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın. Ee, Okan Buruk'tan önceki iki sezonu söylüyorum. Ee, Okan Buruk hakeza yine yerli bir teknik adam. Eşenol Güneş daha önce iki kez e, şampiyonluk yaşanan camiaya yarı sezondan geliyor bu önümüzdeki sezonun beklentilerine dair an itibarıyla yani transferde ne olur bilmiyorum. Hazırlık maçları nasıl bir ışık verir, hangi takıma dair onu da bilmiyoruz. Avrupa eleme maçları da kuşkusuz bir e, kriter olacak elimizde. Yani şu anda an itibarıyla gelecek sezonun en güçlü şampiyonluk adayı daha Icardi'nin kalıp kalmayacağı, Raşit bonservisi falan gibi konular varken Galatasaray'ın e, Beşiktaş şu anda bana bir şey desem valla Beşiktaş şu anda yarışta ama uzun bir yarışta yani ilk düzlüğü önde geçti. Ya da Avrupa elemesi oynamaya en hazır takım gibi görünüyor. Olacak takım çok, gibi görünüyor. Yani çok o kısmında değilim. Ben daha çok şampiyonluk projeksiyonundan bakıyorum. Yani Avrupa çok farklı geçebilir. Yani Şenol için orada namalik gruptan çıktığı şampiyonlar ligi sezonu da var. Yani Beşiktaş şu anda Tırnak içinde doğru yolda. Evet, Avrupa derken şunu dedim. Yani şimdi Beşiktaş'ta Temmuz'un sonunda başlayacak eleme maçları. Yani bugün sahaya hangi 11 çıkacak yani aşağı yukarı biliyoruz ama e, kesin bilmiyoruz. O günde bilmiyoruz. bir öf yani fikrimiz 11'den, var. 11'den bugünkü 11'den 8-9 önce olabilir yani. Başarılı geçmiş bir devre arası transfer dönemi de var bence görece. Yani Maksim'den daha iyi performans beklerdim ne yalan söyleyeyim ama bir Abu Bakar geldi. Her şeyi geçtim yani bir tane Abu Bakar var. Her şeyi geçtim Mert Günok yeni bir transfer gibi takıma entegre oldu. Evet. Onun için bu akşam enteresan bir maç olacak çünkü kariyerindeki en büyük hat yediği hatalı gollerden birini bir yanılmıyorsam Konya deplasmanında yemişti doğru. ki büyük kaleciler her zaman böyle goller hem yer. Hem de ilk dakikada. Mert de büyük bir kaleci. Bence milli takımında tartışmasız birinci kalecisi. Onun için enteresan bir maç olacağının notunu tutalım. Yani Beşiktaş bence doğru yolda. Bugün olası ve bence güçlü bir olasılık. Konya galibiyetiyle beraber hem sezonun Güçlü şampiyonluk adayı beklentisini, psikolojik üstünlüğü perçinleyecek. Ee, hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'den ikinciliği alacak. Bunun küçük de olsa önemli bir e, maddi karşılığı da var. Ama bence manevi karşılığı tarihsiz. Doğru. Evet Beşiktaş bugün taraftarın önünde hem Atiba'ya iyi bir şekilde veda etmek hem de sezonu kapatmaya çalışacak. Biz geçelim Fenerbahçe'ye çünkü Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklamalar ki geleceğiz o açıklamalara ama dün de çok fazla konuşulan bir konu ortaya çıktı. Joshua King ve Crespo'nun kupa finalinde oynamayacakları konuşulmaya başladı ki bununla ilgili bir haberimiz var. İki ismin de takımdan izin aldığı düğünleri sebebiyle ve kupa finalinde İzmir'de Başakşehir maçında olmayacakları öğrenildi.